Sevgili dostlar, Türkiye'mizde özellikle son zamanlarda doktorculuk oynayanların ve hele hele de ruh sağlığıyla ilgili bilinçaltı temizliği yapanların sayısı, sözde mesleklerin sayısı, yok işte her şeyin koçluğun sayısı artmış durumda. Elbette ki yetkililer buna bir dur diyecekler ama şunu bilmelisiniz ki bununla beraber din sosu ticaret yapanların sayısı da artmış bulunmakta. Her köşe başında, her köşe başının bir kenarında hacamatçı ve her hacamatçının yanı başında bir mizahçı. Onun da yanı başında ruh sağlığı okuyanı, danışanı, el falı bakanı, yüz falı bakanıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dünyada bu kadar sıkıntılı, bu kadar üzücü olaylar yaşanırken, bir yandan da ülkemizdeki panikten, kaygıdan, insanların ruh sağlığının etkilenmesinden, korkularından beslenen mesleklerin türemesi manidar gelmeye başladı bize. Bu işin bir okulu vardır, okursun, insan mesleğine saygı duyarsın ve destek olmaya çalışırsın. Ama inanın, her şeyin para olmadığını bilen bizler, burada bile teessüfle ve hayretle bakıyoruz. Geçenlerde geldi hastam, diyor ki, biraz kendimi iyi hissetmiyordum. Arkadaşımla konuşurken ve gittiğim Kur'an kursuyla konuşurken, oradaki hocalardan biri dedi ki, seni bir manevi danışmana yollayalım. Ben de belki okurlar beni diye manevi danışmanın ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Gitmek istedim, gittim. Bir hanımefendi, önce demiş, sana bir enerji yapacağım, uzaktan yapacağım, uzaktan da oluyor. Her türlü frekansla yapabiliyoruz. Manevi tanışma, enerjistanım. Önce hesabıma 5000 TL atacaksın diyor. Bu arada parantez içinde ucuz almış yani kadıncağız. Ne yapacağım diyor benim hastam. Sen telefonunu alacaksın, eve gideceksin. Hesabıma parayı attıktan sonra beni arayacaksın. Telefonu masanın üstüne koyacaksın. Benim sesimi duyacaksın. Sen kanepene uzanacaksın. Evet, sonra 20 dakika orada yatacaksın. Telefon açık kalacak. Ben sana oradan biyoenerji yapacağım. Biyoenerji demek ki yenilir, yutulur, uzaktan yollanır. Görünce yapmaya gerek kalmadan böyle ses dalgalarıyla yollanır bir şey olmuş. Aynen Teta gibi, aynen Reiki gibi, aynen Access Bars'ın uzaktan uygulamaları gibi, aynen Hacamat'ın uzaktan videolu uygulamaları gibi. Arkadaşlar, yetmedi mi dersiniz? Yıllardır bilinçaltı temizliğinin olamadığını, olmaması gerektiğini, bilinçaltı temizliğini yapıyorum diyen kişilerin o nefsi emmarenin altındaki gölgelerle muhatap olduğunu ve sana buradan uzaktan yolluyorum ama ne yolluyorum dediğini bilmediğimizi anlatmak istedik. Bir insan size kanal olmama izin veriyor musun dediğinde hayır diyorsunuz. Hiçbir zaman olumlamalarına evet demiyorsunuz ve onun kapsam alanından uzakta duruyorsunuz. Bunu hep söyledik. Geceleri çocuklarınızın kulaklarına fısıldayınız. Yapmayınız arkadaşlar. Sana zamanında seni böyle böyle yaptım, seni dövdüm, çok pişmanım evladım demenize gerek yok. Onu karşınıza alınız, yüz yüze ruh be ruh bakınız. Evladım, ben cahil bir anneydim. Yapamadım. İlk çocuğumdu, bilemedim. Ve sana zamanı geldiğinde kayınvalideme kızdım, sana vurdum, hakkını helal et demeniz yeterlidir. Buna rağmen hala daha devam eden, uyumayan bebeğime geceleri konuşuyorum diyen annelere rica ediyorum. Diyorum ki ona ninni okuyun, onunla olduğunuzu hissettirin. Ona geçmiş, kötü, anı, affedersiniz travma demekten artık tedirgin olur olduk. O efendinin dediği gibi travma demenize gerek yoktur. Bizler insanız. İnsan olanın hayatında acılar elbette ki olacaktır. Acı çok muhteşem bir bilgidir. Acı olgunlaştırır, yakar da, yıkar da, ders de aldırır. İnsanoğlu düştüğü yerden kalkmayı öğrenecektir. Ama ve lakin,
bilinçaltı temizliği adı altında yapılan işlemlerin doğru olmadığını, onun farklı akımlardan kaynaklandığını, şeytani özel akımlar olduğunu bilmenizi istiyoruz. Neye göre şeytani derseniz, bizler İslam dinine mensup insanlar olduğumuzu söyleyerek konuşuyorum sizinle. Yoksa farklı dinlere mensupsanız istediğiniz yapabilirsiniz efendim. İstediğiniz şekilde Brahma gibi, Budist gibi, istediğiniz gibi Tibet'in evren ruhları gibi bir şeylerle irtibata geçebilirsiniz. Ama eğer Müslümanım diyorsan, son din Kur'an-ı Kerim diyorsan, şirkten uzak durmamız da gereklidir ve buna niyet etmemiz gerekir. Şirkin azı da şirktir, çoğu da şirktir. Bunu biliyoruz. Kimse sizin yüz falınızı okumaya cüret etmemeli. Kimse sizin sağlık adı altında el falınızı okumaya cüret etmemeli. Kimse Allah'lık taslamamalı. Kimse Rab değildir. Geleceği de, gaybı da Rab bilir. Bunu böyle netlemiştir. Bunu böyle söylemiştir. Biz gerisinde bir şey bilmeyiz. Ama istidraç gösteren kişiler, ama kendine de keramet olduğunu söyleyen, zuhurat gördüğünü iddia eden akıl evvel kişiler, Mehdi olduğunu iddia ederler, yakında ortaya çıkacaklardır. Yakında gıda takviyelerini allayıp pullayıp doğal gıda olarak size yollarlar, bu da yakında çıkacaktır. Hacamatı uzaktan frekansla yapmaya başlayacaklardır, bu da ortaya çıkacaktır. İnanmayınız arkadaşlar. Sizi dininizle kandıran insanlardan, şeytandan kaçar gibi kaçınız. Hiçbir kimsenin, kimsenin yarasıyla, kimsenin acısıyla ve ızdırabıyla alay etmeye, hele hele de para için alay etmeye hakkı yoktur. Selamet.